Ebu Hanife Hazretleri El Alim vel Mütallim isimli eserinde bu hususa değiniyor ve şöyle diyor: İmanuna misru imanil melaike. Bizim imanımız meleklerin imanı gibidir. Lianna amanna bi vahdaniyetillahi teala ve rububiyyetihi ve ma caa min indi. Çünkü bizler Allah Teala'nın vahdaniyetine, rububiyetine iman ediyoruz. Onun katından gelmiş olan şeylere inanıyoruz. Bimitli ma akarret bihil melaike, tıpkı meleklerin ikrar ettiği, iman ettiği gibi. Bu noktada aramızda bir farklılık yok. Ve saddakat bihil enbiya ve rusul, tıpkı peygamberlerin, nebi ve resullerin tasdik ettiği gibi biz de tasdik ediyoruz. Aynı şekilde, aynı hususları tasdik ediyoruz. فَمِنْهَا هُنَا اِيمَانُنَا مِثْلُ اِيمَانِهِمْ İşte bu noktada bizim imanımız onların imanı gibidir. وَلَهُمْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا فَدَائِلُوا فِي الثَّوَابِ عَلَى الْاِيمَانِ Ama peygamberlerin bu noktadan sonra bizden bir üstünlükleri vardır. O da iman dolayısıyla görecekleri karşılığın bizim göreceğimiz karşılıktan daha üstün olmasıdır. وَجَمِعِ الْعِبَادَاتِ Ve ibadetlerine karşılık verilecek olan mükafat bizimki gibi değildir. Ve huve zaidun ala usulil iman. İşte bu görülecek olan karşılık imanın asıllarına, temellerine ilave bir husustur. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى كَمَا فَضَّلَهُمْ بِالنُّبُوَّةِ عَلَى النَّاسِ Allah Teala onları nasıl ki nübüvvet payesiyle insanlardan üstün kılmış, sıradan insanlardan faziletli kılmış. كَذَلْكَ فَضَّلَ عِبَادَتَهُمْ وَثَوَابَهُمْ Onların ibadetlerini ve alacakları sevapları da normal insanlarınkinden üstün kılmıştır. وَهُمْ اُمَنَاءُ الرَّحْمَانِ Onlar Rahman olan Allah Teala'nın emin kullarıdır, elçileridir. لَا يُدَانِيهِمْ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فِي عِبَادَتِهِمْ وَخَوْفِهِمْ Herhangi bir kimse ibadetlerinde, kulluklarında ve havflarında onların yanına bile yaklaşamaz. Ve hada yedullu ala enne asla'l iman la yezidu ve la yenkus. Bu gösterir ki imanın aslında bir ziyadeleşme veya bir noksanlık olmaz. Li enne aslahu huve't tasdik bi cemii ma yecibu'l iman bihi. Çünkü imanın aslı iman edilmesi gereken hususların tamamını tasdik etmektir. وَذَٰلِكَ لَا يَحْتَمُلُ الزِّيَادَ وَالنُّقْسَانِ Bu ise eksiklik ya da fazlalık kabul etmez. İman edilecek hususlar neyse onlara iman edersiniz ya da etmezsiniz. Ettiğinizde mümin olursunuz, etmediğinizde kafir olursunuz. Ama mümin olan herkesin bunun devamında gelecek olan hususlar itibariyle birbirinden farklılığı vardır. İbadetlere verilen sevaplar, takva vesaire dolayısıyla. Aynı şekilde El-Fıkhül Ekber'de İmam Ebu Hanife Hazretleri bu meseleye değiniyor ve diyor ki ve imanu ehlil ardı ve sema'i la yezidu ve la yankus yer ve gök ehlinin imanında bir ilave artış veya noksanlık olmaz, bir ziyade veya noksan olmaz. Min cihetil mu'meni bihi iman edilecek hususlar cihetinden. Ve yezidu ve yenkus min cihetil yakini ve tasdik ama yakin ve tasdik itibariyle imanda bir artma eksilme olur. Daha evvel de bu bahse değinmiştik. İmanın aslında değil, tesirinde, kuvvetinde, yakin derecesinde artma eksilme olur. Vel mu'minune müstevune fil imani ve tevhid. Müminler iman ve tevhidde birbirine eşittir. Ve mutefadilune fil a'mal amellerde ise aralarında fazilet ve derece farklılığı vardır. İmanın kul üzerindeki tesiri birbirinden farklıdır. Yakin derecesi birbirinden farklıdır. İman edilecek hususlar itibariyle bir farklılık yoktur. Hazreti Ebubekir neye iman ediyorsa biz de ona iman ediyoruz. Onun iman ettiği bir şeye biz iman etmemiş olsak bizim imanımız geçersiz olur. Ama onun imanının yakin derecesi, kuvveti, etkisi bizimkinden daha farklı. Yakinde, imanın yakininde bir farklılık var. Nitekim
Bakara suresinin 260. ayetinde Hazreti İbrahim, Rabbim bana göster ölüleri nasıl diriltiyorsun diye sorduğunda Cenab-ı Hak, iman etmedin mi benim ölüleri dirilttiğime, iman etmedin mi, iman etmiyor musun buyurduğunda İbrahim Aleyhisselam, iman ediyorum fakat kalbim mutmain olsun diye. Demek ki iman başka bir şey, itminan, imanda itminan başka bir şey. İtminansız iman var, itminanlı iman var demek ki. İbrahim Aleyhisselam imanının kuvvetinin, yakin derecesinin artması için Cenab-ı Hakk'ın ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göstermesini istiyor.